Merhabalar arkadaşlar. Ben Bekir Sameşinler. Sameşinler.com için hazırlamış olduğum görüntülü derslere hoş geldiniz. Bu dersimizde PHP ile blok script yapmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Adım adım fonksiyonlar yazacağız ilk başta. Panelimizi oluşturacağız. Sonra herhangi bir web sitesi teması bulup bu web sitesi teması üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle şöyle birkaç şey göstermek istiyorum. Bootstrap yazıyorum. Start bootstrap diyorum. Buradan temalardan şuradaki admin panel temasını indiriyorum. Ve ben bunu WAMP server'ımda bilgisayarıma WAMP server'ıma attım. Bu paneli inceleyelim ilk başta. Bizim böyle her türlü ögemizin bulunduğu bir ana sayfamız var. Kullanıcı konuşma, daha doğrusu chat sayfasından time, date miydi? O tür bir şeyden bir adı vardı bunun. Grafiklerden her biri. Data table'lar değiştirilebilir, düzenlenebilir. Data table'lar ve de form elemanlarının bulunduğu kısımlarımız hepsi burada mevcut. Hatta bununla beraber Bootstrap'ın tüm özellikleri de bu temada mevcut. Biz bunları birleştirerek, sıfırdan kodlayarak bir admin panel teması oluşturacağız. Ve kodlamamıza başlayacağız. Öncelikle ben tüm dosyalarımı PHP olarak değiştirerek işe başlıyorum. Bizim page'lerimiz de diğer şeylerimiz. Tüm bu dosyalarımızı .php'ye çevireceğiz. Sonrasında bağlantı kodlamamızı ayarlayıp veri tabanımızı ufak ufak işleyerek gerekli ayar kodlamalarımızı yapacağız. Ve paneli hızlı hızlı işleyeceğiz ondan sonra arkadaşlar. Kodlama yaparken farklı birkaç tane sağlam fonksiyon oluşturup fonksiyonları kullanarak iş yapacağım. Bazı fonksiyonlarım hazır. Bunları sıfırdan yazmak çok vakit alacağı için bunları direkt sizlerle paylaşacağım. Geri kalan durumlar için de işlevlerimize bakacağız. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Bakalım index sayfamızmış burası bizim. Bu nereye gidiyormuş? Pages içerisindeki indekse. Yani burada bizim asıl kodlamamız başlıyor. Şunları hatta şu index kalsın. Geri kalanında hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar öncelikle. Ben burada bir tane ana bölüm oluşturacağım. Tüm kodların her birini doğru düzgün çalıştırabilmek için. Hatta ben şöyle yapıyorum. Bakalım. Temanın belli nokta, belli başlı kısımlarının her birini tek tek alırım. Belli bir noktasına. Navbar. Sanırım buradan başlıyor. Bakalım. Local host diyelim. Paneli girdiğimizde .php. Evet, şurayı da düzeltelim. Burası da bize şey yollasın çünkü. PHP'ye yollasın. Sonrasında zaten kendi sayfaları arasında dönüş yapacak. Dashboard denilen kısımda bizim kodlamamız başlıyormuş. Bakalım. Evet, burada başlıyor. Ben buradaki kısmı hariç. Ve bakalım şuradaki buraları nereleriymiş hep. İnceleyelim. Şuradaki panel kısmından herhalde. Bakıyorum. Bunlardan birçoğunu yok edeceğim. Bu yüzden inceliyorum.
hangi kısımları yok etmem gerektiğini. Aslında şöyle yapalım. Burada blank sayfamız vardı bizim Pages'te. Buradaki sayfadan alalım. Evet, sayfamız buradan başlayacak. Ona göre işlem yapacağız. Ben şuradaki kısmı kesiyorum. Yine de belki lazım olur diye ileride ben bunu kenarda tutuyorum. Bir TXT dosyası olarak kenarda dursun. Biz buradaki alana kodlamalar yapıp işlemimize bakacağız. Türkçeleştirmek de tabii ki bu panel için bir işlemdir. Onları da yapacağız. Öncelikle ben bu kısmı tema olarak belirleyeceğim. Yani şurasını indeksleri değiştirelim. Şuraya index 1 diyorum. Şuna da index diyorum. Ve şimdi geri kalan tüm kısımlarda şu üst tarafın yani bu sitenin şöyle yapalım. Bir baştan açalım. Evet. Şuradaki kısım bizim kodlamamız. Tüm şeyler diğer kalan kısımlarda şuradaki geri kalan kısımları kaldıracağız. Sadece page content kısımlarını bırakacağız. Bakalım hemen index 1'den başladım. Page content'i arayacağım. Şuradan direkt hatta alalım. Şu kısmı. Çünkü her sayfalarda genelde bunlar aynı şekilde koyulur. Pardon. Bulamadı. Neyse. Evet. Şurayı komple kaldırıyorum. Pardon. Aksine şuradaki kısımların her bir kısmını kaldırıyorum. Sadece orası kalıyor. İndeksimizde. Biz buradan bunlara göre çünkü sayfayı çektireceğiz. Sayfanın belli başlı elemanlarını çekeceğiz kenardan. Yani bir tane master page yapısı oluşturacağız aslında birebir. Bakalım. Şu upper kısmı dışındaki her kısmı siliyorum. Kapatıyorum. Alt tarafında kalan her kısmı da siliyorum. İşlemlerine hemen devam edelim. Buradan. Hemen devam edelim hızlı hızlı. Birkaç tane zaten kaldı. Buradaki kısımları da temizledik mi? Sayfalarımız neredeyse hazır demektir. Grid'e bakalım. Son olarak ikonlar kaldı. Evet.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Biz belli başlı getleri yukarıdan alacağız ve bunları sayfada kullanacağız. Bunlar sürekli kullanacağımız için ben burada ilk başta ayar diye bir tane dosya oluşturuyorum. Tam da şurada. Ayar.php diyorum. Hatta şuradaki indeksi silip şuradaki indeksi bir üste çıkartıyorum. Şunların her birini normale çeviriyorum. Başka bir hata var mı? Bir de şu pages'ı Türkçe çalışalım. Sayfalar diyorum. Ve işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Ayarımızın içerisine girdim. Öncelikle bağlantı ayarlarımızı yapıyorum. Hiçbir şey başlamadan önce sesyon start diyorum. OBS start diyorum. Bunlar gerekiyor bizler için. Ondan sonrasında bağlantı eşittir MySQL Connect diyerek veri tabanımıza bağlanacağım. Birinci parametre sunucu IP. İkinci parametre kullanıcı adı. Üçüncü parametre şifre. Bunları da tabii ki buradan hemen ayarlıyorum. Sunucu IP eşittir kullanıcı adı. Bir de şifre. Bir de VT adı var. Bunu da bir sonraki aşamada yapacağım. Şimdi öncelikle bir veri tabanımızı oluşturalım. Geliyorum lokalden localhost slash phpMyAdmin diyorum. Hemen burada da şuraya yazıyorum lokal host. Biz çünkü lokalde çalışıyoruz. Kullanıcı adı root. Şimdi bir veri tabanı oluşturacağım. Evet. Veri tabanları oluşturalım. Blog script'i diyorum. Oluştur dedim. İçerisine girdim. Bir tane şu anda başka bir şeye ihtiyacımız yok gerçi. Buraya da blog script'i diyorum. Hepsi küçük harflerle yapmışız. Şimdi kontrol edelim. If bağlantı bir sıkıntı yoksa echo başarılı desin. Hemen açıyorum. Localhost slash bakalım. Panelin içerisinde panel slash ayar.php herhangi bir hata olmadığı için bağlandı. Hemen bu bağlantıya göre de şeyi oluşturuyorum. VT seçimi de yapıyorum. VT seç eşittir. MySQL select db VT adı virgül bağlantı. Bakalım burada hata var mı? Hatta şöyle bir şey de yapalım. Or diye die diyelim. Bağlantıda bir sıkıntı varsa da bağlantıyı öldürsün. Kapatsın. Geliyorum şimdi VT seç. Buradan VT seç kontrol ediyorum başarılı mı diye. VT seç. Echo. Başarılı diyelim. Bir daha bakalım aynı sayfamıza. Biz burayı yenilediğimizde hala başarılı yazıyorsa veri tabanı bağlantımız başarıyla sağlanmış demektir. Buraya biz fonksiyon diye bir tane şey oluşturuyorum. Include diyorum.
fonksiyon klasörün içerisinde function.php'yi bize çağırsın. Çünkü ben tüm fonksiyonlarımı buraya yazacağım ve buradan çekeceğim. Bir tane klasör oluşturuyorum. Fonksiyon diye. Ve bunun içerisinde, pardon, bir function.php oluşturacağım. Buraya tüm fonksiyonlarımı tek tek yazacağım ve bu sayfaya her birini tek tek dahil edeceğim. Ayar kodlamamızı yaptık. Veri tabanımızı bağlantımı sağladık. Gerekli özellikleri açtık. Şimdi hatalarımız olmasın diye, UTF-8 ile ilgili hatalarımız olmasın diye MySQL UTF-8 kodları diyeceğim. Encoding hatta yani. Hemen onları da ekleyeceğim sayfaya. Bu kodları ezbere bilmediğim için başka yerlerden almış oluyorum. Bunların daha detaylısı vardı. Encoding. Şöyle yapalım. Hazır kodlarımdan bir tanesinden alayım ben. Kodları yapıştırıyorum. Kodlarımı yapıştırdım. Türkçe karakter hatalarından da bu şekilde kurtulmuş oldum. Benim birkaç tane fonksiyonum var. Bu fonksiyonları da ben burada yazmıyorum. Yazamayacağım hepsini sıfırdan. Onlar birazcık uzun fonksiyonlar. Bir tanesi çevir.php olacak. Bunların her birini bu derslerle beraber paylaşacağım. Diğeri de temiz.php olacak. Ve bunları da ben bu sayfama dahil ediyorum. Bir de çevir.php. Bu kodlarımı da ben bulup hemen yazıyorum bunların içerisine ve sizlerin de yazmanız için birkaç saniye ekranda tutuyorum. Bu fonksiyonlarımdan bir tanesi temiz fonksiyonu. Bu fonksiyonun içerisinden geçirdiğimiz tüm şeyler, değerler, tüm nasıl diyeyim, SQL injection'a karşı olan kodlardan korunuyor. Tırnaklardan vesaire arınıyor. Hatta HTML taglardan arınıp bazı durumlar için de slash'ı ekleyerek tüm sıkıntılarımızı kaldırıyor arkadaşlar. Bu bizim temiz fonksiyonumuz. Siz bunu bu şeyle videoyu durdurur işlemi yaparsınız. Ben bunu alıyorum. Temiz fonksiyonumun içerisine yapıştırıyorum. Buradaki kodları siz elle yazarsınız veya benim dediğim gibi paylaştığım noktadan alabilirsiniz. Bir de bizim çevir fonksiyonumuz var. Bu çevir fonksiyonu da tüm Türkçe karakterleri alıp İngilizce karakterleri çeviren bir fonksiyon. Bu fonksiyonu da buraya koy yapıştırıyorum. Ve çevir ve temiz fonksiyonumuz şu anda hazır. Bundan sonraki fonksiyonlarımızın her birini tek tek elle yazacağım. Ama bu iki fonksiyonu yazmakla uğraşmak istemedim. Şöyle yapalım. Siz yine de bu şekilde elle yazmak isterseniz de elle de yazabilirsiniz. Bu fonksiyonlarımı da kapattım. Bundan sonrasında bir de get metodu için bir fonksiyon oluşturacağım. Include diyorum. Temiz get şöyle diyelim. G diyelim. G.php oluşturuyorum. G.php içerisini açtım. PHP taglarımı açtım. G diye bir fonksiyon atıyorum. Ve bu fonksiyonla parametreler giriyorum. Buraya
get diyelim. Ve bunları şöyle bir işlemden geçiriyorum. Gelen get eşittir diyorum. Ya da şöyle diyelim. Buradan seçtiğimiz ismi get fark etmez. Post diyorum. Pardon, get diyorum. Ve şunlarla da fonksiyonumu temizliyorum. Yani zararlı karakterler gelirse diye. Buraya da get yazıyorum. Sonra bu get değişkenine bu gelen değeri eşitlemiş oluyorum. Return get diyerek bu değeri geri döndürüyorum. Yani biz buraya bir get değeri yazdığımızda bunu temizlenmiş olarak herhangi bir kod hatası işlemeden geri döndermiş olacak bize. Bakalım şurada başlayacağız kodlamaya. Diyorum ki mesela PHP işlem diye bir şey oluşturuyorum. Ve G işlem yazıyorum. İşlem getimizi bana temizlesin ve versin. Bakalım. Echo işlem diyorum. Ve sayfamızı açıyorum. İndeks sayfamı. Panel kısmını. Bakalım. Bir hata var diyor. Line 36 get şeyi olmadığı için şuraya bir tane hata bastırma operatörü bastırdığımızda sıkıntı gitmesi lazım. Bakalım index line 36'da bir hata var diyor PHP. index line 36 g nokta işlem. Tabii ki bu sayfaya da ayar sayfamızı dahil etmediğimiz için o fonksiyonu daha göremiyor. PHP diyorum. Include ayar nokta PHP. Sayfayı yeniledim. Herhangi bir sıkıntı yok. Get'imizi aldı. Şöyle yapalım. Bunu ekrana yazacağı için işlem diyelim. Eşittir. Ast 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 diyelim. Bakın burada gelmiş oldu. Tırnaklar içerisinde yazalım. Bakın tırnakları verdi ama hani hatasız olarak verdi. Bu çıkışlarda SQL'i bozacak bir işlem yapmadı. Şöyle bakalım. Bakın bu şeyleri bize HTML'in UTF-8 koduna çevirdiği için hatasız bir şekilde vermiş oldu aldığımız değeri. Yani bir SQL injection'la uğraşmış olmuyoruz bu tür durumlarda. Biz öncelikle git diye bir işlem diye bir tane oluşturduk. Bir de git diye oluşturacağım. Git eşittir g nokta git diyorum. Biz bu gitlerle sayfadan sayfaya geçişler yapacağız. Git diyorum eşittir Samet diyelim. Tabii git yazdırmadık. Yazdırdığımızda bakalım geldi. Herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Şimdi bu ikisi kenarda dursun. Bir de ID yapacağım bunun gibi. ID eşittir. G ID diyorum. Buradaki sayfaları daha hiç Türkçeleştirme işlemleriyle uğraşmadan benim için önemli olan şu öncelikle sayfaları çektirmek olacak. Diyorum ki PHP diyorum. If git eşit eşitse mesela burada neylerimiz varmış? İndeksimiz var. Float var. Bakın aşağıda şuradaki linke dikkat ettiğinizde. Float var. Morris var. Tables var. Bunlara göre işlem yapalım. Git diyelim. Eşit eşitse şuraya bakalım indekse. Ya da boşsa veya git eşit eşitse indekse. Burasını çağırsın include diyelim ki sayfalar slash index1.php çağırsın bize. Sayfayı yeniledim. Sayfa boş. Bakın bizim ana sayfamız gelmiş oldu. Veya ben buraya index desem. Bakın
Yine aynı şekilde aynı sayfa gelmiş oldu. Bunları hepsini tek tek ekleyeceğiz ve buradaki linklendirmeyi isimleri düzeltip işleme başlayacağız arkadaşlar. Burası tamam. Diyorum ki else if git eşittir. Eşit. Hemen bunları yazalım. Bundan sonrasında zaten hepsini kopyala yapıştır yapacağız. Neymiş? Float. Float. Başka. Hemen diyelim. Inflate. Sayfalar. Slash. Float.php. Bakalım biz buraya float yazdığımızda ne yapıyormuş? Bakın float'un olduğu bize şeyi getirmiş oldu. Tabii ki burada sanırım float'ta şey silmemişiz. İnceleyelim. Evet bakın HTML taglarını silmediğimiz için iki defa çıkmış oldu. Şuradaki kısımları kaldırıyorum. Sayfayı yenilediğimizde bakın doğru düzgün bir şekilde çalışmaya başladı. Tabii şuradaki jQuery'ler çalışıyor mu bir kontrol etmek istiyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ve sıkıntı yok. Tabii ki biz buradaki jQuery'leri değiştirmediğimiz için kodlar gözükmüyor. Hemen onları da düzenleyelim. Nokta noktaları kaldırdığımızda tüm datalarda listelerde çalışmaya başlayacaktır. Sayfayı yeniledim. Bir daha bir inceleyelim. Bakalım jQuery'lerin her biri tek tek çalışıyor. Sanırım bunlar için her bu sayfa için ona göre include'ler vardır. Onları da temadan alıp ben ona göre düzenlerim. Şimdilik bizim işimiz indekste kalsın. Diğer sayfaları başka neyimiz varmış? Morris varmış. Hemen onu ayarlayalım. Şurayı artık şuradan şuraya kopyalıyorum. Morris. Morris diyorum. Kopyaladım. Bakalım. Tables varmış. Tables. Sonra bakıyorum. Forms varmış. Forms. Bakıyorum. Linki uzun. Şurayı kopyalıyorum. Yapıştırdım. Sonra başka neyimiz varmış? Tüm sayfaları tek tek inceleyelim bir yandan. Butonlarımız varmış. Şuradaki boşlukları silelim. Ben öyle birazcık takıntılıyımdır. Bakıyorum. Bunların her birini tek tek sayfama dahil ediyorum. Gerektiğinde kullanacağım çünkü ben bunları. Gerektiği yerlerde buna göre Türkçeleştirme yapacağız. Geri dönüyorum. Geldim. Konularımız. Bakalım. İkonslar. Bir de grid aldık mı? İşlem tamam sayılır. Ekstradan page'imiz var. Gerçi burasını değiştirdik. Login'imiz var. Login de alalım. Bunlardan birine de uğraşamadıysa include sayfalar slash 404.php oluşturacağız. Bu sayfaya gitsin. Herhangi birine ulaşamadıysa. Sayfaları yeniledim. Bir de şimdi şuradaki indeksteki kodları değiştirmem lazım. Öncelikle ne yapıyorum? Şuradaki linklerdeki hemen aşağı inelim.
Link bölümüne gelelim. Nokta HTML'leri şöyle yapıyorum. Boşaltıyorum. Değiştir diyorum. Sıfır. Tümünü değiştir. Gitti. Bir de şuradaki kısımlara şöyle bir işlem yapıyorum. Git eşittir diyorum. Buradaki şeylere yazsın. Tümünü değiştir dedim. Bakalım sayfayı yenilediğimde float, Morris, table, form, UI elementler. Tabii bakın buttons'ta hala hata şey varmış. Dikkat etmemişiz. Kaldırmamışız. Bir daha bakalım. Evet, düzeldi. Bakalım. Topography, icons, grids. Multilerde zaten bir şey yok. Blank page'imiz yok. Login'imiz de burada. Tabii buradaki kısmı değiştirip düzenleyeceğiz. Login'i birazcık daha farklı hale getirmemiz gerekiyor. Şu anlık arkadaşlar biz sayfamızın temelini oluşturduk. Bundan sonrasında bu temellere göre kodlamaya başlayacağız. Öncelikle benim sürekli kullandığım özelliklerden biri olan uyarıları alacağız ve bunlarla ilgili fonksiyon yazacağız. Şimdi ben buradan gidiyorum. Bakalım başka ikon tipi var mıydı uyarı tipi? Görünüşe göre yok. Buradan ikonları alıyorum. Neredeymişiz? Nofi yani bildirim demek de her neyse ben onun şeyini bilmiyorum. Adını tam olarak bilmiyorum. Şuradaki kısmı kopyalıyorum. Ve yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyon include diyorum. Uyarı.php ve sayfama ekliyorum. Uyarı.php. İçerisine girdim. Fonksiyon uyarı diyorum. Buradan 2-3 tane parametre göndereceğim artık. Diyorum ki öncelikle açıklama tip diyorum. Bunlar yeterli herhalde. Hemen bakıyorum. Şuradan işlemi alıyorum. Ha bir de buraya link. Bazen link vermemiz gerekebiliyor. Link diyorum. Şuraya hemen bir echo atalım. Tek tırnaklarla atalım. Bakalım. Hatta şöyle yapmayalım. İflerle halledelim onu biz. Kapattım tagları. Dedim ki if tip eşit sucres burası çalışsın. If diyelim. Tip eşitse infoya burası çalışsın. Hemen devam ediyorum. If tip eşitse warning'e burası çalışsın. If diyelim. Tip eşit girse burası çalışsın. Herhangi bir sıkıntı yok.
Şu anda buraya uyarı linki diyelim. Buraya echo linki yazalım. Bunlara bu şuradaki kısma echo açıklama diyelim. Ve bunları burada buralarda yapıştıralım. Ve bir yerde bir tag hatasım var. Heh, pardon. Ve şöyle bir işlem yapıyorum. Aslında yanlış bile yaptım denilebilir. Her neyse. Çok da önemli değil. Şimdi orasını tekrar düzenleriz. Diyeceğimiz olay şu. Aslında biz burayı şöyle yapalım. Uyarı oku diyelim. Uyarıyı bir sonrakinde yapalım. Çünkü bunu da hatalı yaptım ben birazcık. Burası bu şekilde kalsın. Hemen ismini değiştirelim fonksiyonun. Oku. Uyarı oku. Onu da şu şekilde yapacağız şimdi. Geldim. Biz fonksiyonumuzda tipi ve şeyi tanımlayalım. Tipi, açıklamayı ve linki tanımlayalım. Tip eşittir. Sesyon. Uyarı tip. Açıklama eşittir. Sesyon. Uyarı açıklama. Link eşittir. Sesyon. Uyarı link diyorum. Bunları kullanımını birazcık daha ileri doğru yapacağız ama biz buradan kodlamasını yapıp tamamlayalım çünkü işimize yarayacaklar. Açıklama. Ve işlemlerin sonunda bu ses çınları kapatmam gerekiyor. Kapatacağım veya farklı değerler atacağım. Uyarı tip eşittir diyorum. 10. Ve session uyarı açıklama. Gerçi bu olsa yeterli zaten. Başka bir şeye de gerek yok. Bizim burada yaptığımız olay şu. Bizim uyarılarımız olacak sayfalardan dönüşlerde. Bu uyarılar burada gözükecek ve bir süre sonra kaybolacak. Böyle bir uyarı sistemi yazacağım. JavaScript ile ilgili. Bunları okumamı sağlayacak kısım burası. Şimdi aynı şekilde burada bunu fonksiyonda uyarıyı yapalım. Uyarı.php. Hemen burada uyarıyı da oluşturuyorum. Açtım PHP taglarımı. Fonksiyon uyarı. Geldim. Tip virgül link açıklama virgül link. Şöyle işlemler de yapıyorum. Yani direkt aktarabilirim. Şöyle bir işlem yapacağım. Session uyarı tip eşittir tip diyorum. Açık uyarı açıklama eşittir açıklama diyorum.
yarı link eşittir. Link diyorum. Biz burada değerlerini vermiş olduk bunlara ve sayfayı geri döndürüyorum. Onun için de PHP referrer'ı kullanacağım. Bir önceki sayfaya geri dönmeye yarayan bir sistem referrer. Elle yazmayı bilmediğim için hemen hazır olarak yazıyorum ama fonksiyonun ne işe yaradığını bildiğim için hemen hızlıca alabiliyorum. Ve header diyorum. Location nokta server referrer. Bir önceki sayfaya geri dönmüş olacak böylelikle. Bakalım işlemimizi görelim bu sefer. Ana sayfaya gidelim. Pardon, ana sayfa diye de yoktu. İndeks diyelim. Burada bir yerde uyarı tanımlayalım. İndekste yazalım şuraya. Uyarı. Burası uyarı açıklamamız. Virgül diyelim. Türünü yazalım. Warning olsun. Virgül diyorum. Buraya gerek yok gerçi. Belki hata verebilir. Hata verirse onu da bastırırız. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım sayfamızı yenileyelim. Hatalar varmış. Bakalım uyarı ASP, uyarı nokta PHP line 3. Evet, hatayı verdi. Olmadığı için şöyle yapalım. Yemedi. Yazalım, bir sıkıntı yok. Virgülü koyduk mu? İki tane tırnakla işlem tamamdır. Bakalım. Uyarı nokta PHP line 9 gözüküyor. 9'da ne varmış? Header, location, server, referrer. Başka bir tane bulalım. Belki kodda hata vardır. Şu olması lazım yine zaten. Bakıyorum. Hala line 9'da gözüküyor. Hatamız header. Location bu. Bakalım. Ekrana yazdıralım bir. Yazdırmıyor sanırım çünkü oradan bir linke gitmiş olmamız gerekiyor. Buradan bir daha indekse döndüğümüzde hayır, bir hata mevcut. Ayarlarda OBS startımız var. Evet arkadaşlar, hatayı buldum. Burada bizim uyarıya bir hata bastırma operatörü koymamız lazım. Artı sanırım lokalde header çalışmıyor. Bu yüzden biz bunu şu şekilde kontrol edeceğiz. Şunu yanlış yere koydum. Şunu aldım. İndeks sayfamda row'un en altına koydum. Row divlerinin alt tarafına koydum. Ve üst tarafına da şöyle bir şey yapıyorum. Session'ın varlığını bakmak için. Şunu da yazıyorum ki bunu yazmışım ben. Bir de uyarı açıklaması diyelim. Bakalım. Şu anda gözükmüyor. Yanlış yazdım sanırım. Uyarı okuda. Ha bir de şurada var. Yanlış yazmışım. Uyarı açıklamaymış bir de. Şuraya da geldim. Uyarı açıklamayı yazdım.
Sayfayı yenilediğimizde bakın uyarımız bize burada bu şekilde geldi. Tabi buradaki kodlama şeklini UTF-8 bombsuza çevirelim bunların hepsini. Kodlamada hata olmasın diye. Türkçe karakter hataları yaşamayalım diye. Şimdi bakıyorum sayfayı yeniledim. Bakın yazı düzeldi. Warning yazısı geldi. Biz şimdi bunun kapatılabilir ve belli bir sürede kapanmış olmasını istiyorum ben bunun. Şöyle yapacağım. Şunların hepsini kapatıyorum. Panelde JS'nin içerisine jQuery.js diyorum. Ve sayfam hazır olduğunda ben de hazırım diyorum. Ve şöyle bir kısım oluşturuyorum. Uyarı kapat diyorum. Buranın içerisinde diyorum ki klası uyarı olan şöyle diyelim var uyarı sayı eşittir diyorum. Uyarı sayıyı saydırıyorum. If diyorum. Uyarı sayı büyükse sıfırdan bu işlemi yapsın. Set interval fonksiyon diyorum. Buraya da uyarıyı fade out diyorum. Gizle 20 saniyede ki buraya da virgül 3 saniyede işleme başlasın. Sayfayı yeniledim. Baktım 3 saniye geçti. Pardon. Sayfayı yeniledim. 3 saniye geçti. Gizlenmedi. Sanırım bir kod hatamız var. Öge'yi denetle diyelim. Konsol. Bir hata gözükmüyor. Uyarı klasını atamadık biz bu şeye. Uyarılardaki fonksiyonlarımıza. Uyarı okuya. Buraya. Uyarı diyelim. Şimdi sayfayı yenilediğimizde 1, 2, 3 işlemedi mi acaba? Bir daha bakalım. Sayfamıza biz bu jQuery kodlamasını dahil etmedik. Aklıma geldi. Hemen şuraya alt tarafa bu JS'nin içerisindeki jQuery.js'yi de sayfaya dahil ediyorum. Bakalım. Ufak ufak kayboldu ve gitti. Bizim bu uyarı mesela biz herhangi bir uyarı yolladığımızda panelden bu sistem kendini buna dönüştürecek. Uyarı varsa görünürde ki uyarı varsa bu sistem bu uyarı oku kısmı çalışıyor. Eğer herhangi bir uyarı varsa diyorum, daha doğrusu şöyle diyelim, yani gerçi fark etmiyor. Herhangi bir uyarı varsa bu sistem çalışsın dedim ve çalıştı. Sayfayı yeniledim. Bakın uyarı warning yazmıştım. Biz gönderdiğimiz uyarıyı buraya gönderecek ve yavaş yavaş kaybolup gidecek. İlk işlemimiz buydu. Şu ana kadar anlattıklarım kısmında anlamadığınız noktalar olursa dersin alt tarafında YouTube veya samashirinler.com'da bana sorular sorabilirsiniz. Bu basit bir blok yapım skripti değildir.
Çok kaliteli, çok fazla işlevi olan bir blog yapmış olacağım ben bu tüm şeylerin sonunda. Sürelere aldanmayın, bir şeyler öğrenmeye çalışın ve beni sameşinden.com'dan takip etmeye devam edin.